Ben bunu AKP MHP iktidarını seçim çalışması olarak gördüm. Ciddi bir seçim çalışması yapmadılar. Ama bu gözaltılar, onların seçim çalışması da böyle işte, baskıyla diye düşündüm. Şimdi bütün gözaltı dalgalarında bir şey olur. Kürt basınına yönelik bir baskı olur. Bu avukatlara, basına yönelik baskı her zaman genel olarak o sömürgeciliğe karşı mücadeleyi bastırmaya yönelik bir şey. Bu aşamada ise biraz farklı bir şey var. Burada seçim güvenliğini, yani bölgede olup bitecekleri, başka yerde olup bitecekleri aktarılmasın. Halk bundan, halkın haber alma özgürlüğüne, seçimlerle ilgili haber alma özgürlüğüne de yönelik bir saldırı bu. Aynı zamanda avukatların alınması şeyin yanında da, yani bir kısmı seçim güvenliğinde çalışacak insanlar avukatlar mı? Açıkça seçim güvenliğine yönelik bir şey. Burada bizim için şaşırtıcı olan, bence benim üstünde durmak istediğim, yani mesela bu seçmenin, oy hakkı engellenen, seçim hakkı engellenen seçmenin bir kısmı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Neredeyse tam Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek ama CHP'den hiçbir şey görmüyoruz. Kendi seçim güvenlikleri aynı zamanda. Kendi seçmenlerinin seçim güvenliği bu. Diğer yandan Emek ve Özgürlük İttifakı içindeki partilerin siyasal, onların da daha fazla, daha güçlü bir karşı koyuş göstermelerini bekler. Hayır, yeterli olmadığını düşünüyorum. Twitter şey yeterli değildir. Yani ve çok geç saatlerde falan. Yani ben yeterli bir şey görmedim. Belki benim görmediğim varsa beni affetsinler. Bütün bu seçimi nasıl yürüteceğimizle ilgili, nasıl bir seçim geçireceğimizle ilgili bir işaret. O işareti görmek ve ona göre hareket etmek ve gözaltına alınan meslektaşlarımıza sahip çıkılması gerekir. Biz onlara sadece meslektaşlarımız olduğu için sahip çıkmıyoruz. Aynı zamanda bu ülkede önümüzdeki günlerde güvenli bir seçim, olabildiği kadar güvenli bir seçim yapılabilmesi için sahip çıkıyoruz. Meselenin bu operasyonun özü budur diye düşünüyorum. Örgütlü tepkinin önemli olduğunu düşünüyorum. İlk tepki verenlerden birinin basın iş olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bir meslek örgütüdür. Ama mesela başka meslek örgütlerinden de Kürt basında çalışmayan gazetecinin, yani bütün basın Kürt basından ibaret değil, muhalif basın bile Kürt basından ibaret değil. Onların bu basın açıklamasında olmasını ben beklerdim. Haber. Şu önemli bir kriter, yani bu tür tercihler, örgütlerimizi seçerken hangi örgütte, kim kime sahip çıktı, nerede nasıl sahip çıktı, bu önemli bir kriter olduğunu düşünüyorum. TGS'nin açıklama yapmamasını anlamsız, anlaşılmaz buluyorum. Anlaşılmaz buluyorum derken şaşırtıcı bulmuyorum ama anlaşılmaz buluyorum. Ama umarım TGS üyesi arkadaşlarımız da ya sendikalarını zorlarlar ya da bu tercihlerini sorgularlar. Seçime günler kala hükümet ya da iktidar fark etti ki Kürtlerden destek alamayacak. Hıncını böyle çıkarıyor. Yani Kürt halkının bütün haklarını savunan her meslek grubundan insanları gözaltına alıp sesini kısmaya çalışıyor. Ama bunu ne kadar başarabilir? Çünkü Kürt halkı bir tek avukatlardan, gazetecilerden, STK'lardan oluşmuyor. Evet, onlar seslerini daha çok duyurabilirler. Evet. Ama Kürt halkı denilen kısım 16 milyon insandan bahsediyorlar. Bahsedebiliriz. Dolayısıyla yaptıkları şey bence daha aksine tepki yaratıyor. Bütün sorun Kürt halkının bu yeni seçimde onlara destek olmayacağını çok net ve açık olarak görmeleri. Bunu söylemek çok acı ama gazeteciler yıllardır, son 20 yılda çok çok hırpalandılar. Bir kısmı kenara çekilip sesini azaltarak işini yapmaya çalıştı. Zaten %90-95'i de hükümeti, iktidarı destekleyen bir konumda, siz de biliyorsunuz. Dolayısıyla geriye kalan %5 gibi bir kısım var. Onlar da inanın çok hırpalandılar. Tabii ki bu bir mazeret değil. Fakat insanı durduran bir yanı olduğunu düşünüyorum. İnsan olarak, fakat gazeteci olarak, yani mesleki olarak baktığımızda gazeteciler sessizlerin sesidir. Dolayısıyla sesini yükseltmesi gerekirken bu %5'lik kısımda da bir ağır yorgunluk ve bıkkınlık ortaya çıktı. Ama bunu hele de son 15 gün yaklaşmışken hepimizin kırması lazım. Çünkü faşizm zaten tam da bunu isteyen bir yönetim. Onların istediklerini değil, aksine mesleğimizin gerektiği
gerektiği gibi sessizlerin sesi olmayı kendimize görev edinmeliyiz. Mesleki ahlakımız bunu gerektirir. Şunu da söyleyeyim, yine %5'in içinde sesini kısmayan, yüksek sesle haksızlıklara itiraz eden bir kısım var. Onlar da içeri alınan arkadaşlarımız, son arkadaşımız dışarı çıkana kadar seslerini yükseltmeye, haklarını aramaya, mesleklerin gereği olan her şeyi etik olarak yapmaya devam edecekler. Biz onlara bu işi, eğer bu sesi çıkarmazsak işimizi tam yapmadığımız anlamına gelir. Düşünsenize, yani Kemal Kurkut'un gerçekten tırnak içinde söylüyorum, terörist olmadığını Abdurrahman Gök'ün çektiği fotoğraflar olmasaydı bilebilecek miydik? Durduk yere alınmıyor bu insanlar. Doğru bir şey yaptıkları ve onların, iktidarın yalanlarının yüzlerine vurdukları için içeri alınıyorlar. Diğer arkadaşlarımız da öyle. Yine söylüyorum, çok az olabiliriz ama son arkadaşımızı da onların ellerinden alana kadar ve gerçekleri yüksek sesle haykırana kadar o %5'in içinde bunu yapacak cesarette birçok arkadaşımız var.